Gelin tanışık edelim. İşin kolayını tutalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre. ...1940'lı yıllar... İstanbul. Küçükken ne zaman çok sıkılsam gözlerimi kapar ve geçti işte geçti. Şimdi gözlerimi açacağım ve hepsi bitmiş olacak derdim. Gerçi benim çocukluğumda böyle geçmesini istediğim zamanlar çok olmadı. Ama o gece nedense vakit geçmek bilmiyordu. İnsanın yoksulu, üstelik çocuksa benim gibi, barıştan yanadır. Yani umuttan yana. Kerim dayı sadece benim değil, evimizin bütün insanlarının umuduydu. Nasılsın güzel oğlum benim? İyiyim baba. Annen nasıl, iyi mi? İyi, içeri girdi şimdi. Öyle mi? Peki. Kolay gelsin. Hoş geldin, geçmiş olsun. Sağ olun diye. Babam geldi Kerim dayı. Ayu herif, ürküttün beni. Cahil las karısı, o ayu değil.
Sen bir kere ayı demesini öğren. Hadi be. Müteferrikadan Hızır'la para göndermiştim. Aldın mı? Bir defa 2 lira getirdi. Vay eşşi ol eşek. Ben ona 3 defa para verdim. Kim bilir ne yapmıştır. Baba sen amcam eşşi ol eşek dedi. Dedim. Onun babası senin baban değil mi? Şunu alsana. Tut bakalım. Kamil'e şu elmayı versene. Öğlen öğlen rakı mı içeceksin? 3 gün müdüriyette müteferrikadaydım. Daha dün akşam çıktım. Ama eve bugün geliyorsun. Ama param yoktu, ben de işe gittim. Ayol sen kumarcılığa iş mi diyorsun? Duyan da bir işim var sanır. Kumarcı sanıyor burası mı? Ulan ayı, o ne biçim laf ulan? Ne bileyim abi, bahçede sordum öyle dediler. Peki peki, şeytan cezanı versin. Bas git. Kamile, herifi dövecektim ama daha dün sabah bana müdüriyette atılan falak aklıma gelince vazgeçtim. Baba artık cumhuriyet kuruldu, hala falak atıyorlar mı insana? Değişen pek bir şey yok oğlum. O zamanlar falakayı yerken padişahım çok yaşa diye bağırtırlardı. Biz şimdi sadece bağırıyoruz. Ne o odanın ortasında duran kaybana? Oğluma kuş tüyü yatak aldım. Kuş tüyü yatak alınca kadar ayağına pabuç alsaydın çocuğun. Tepeme attırma benim. Dayak mı istiyorsun sen? Ben o yatağı kumarda kazandım. Ne yani? Çocuk pabucuna kumar oynayan var mı diye mi sorayım etrafa? Pis herif. Şeytan beni sana verenlerin cezasını versin. İstemiyorum. Ben oğlumu kumarda kazanmış yatakta yatırmam. Onun zaten yatağı var. Ulan senin yatağının da... Senin de... Senin ağının da... Kumarının da... Ulan... Hayırlı işler Asiye. Sağ olasın Ulviye. Yürü kız anne bak. Başın sağ olsun. Ne? Başın sağ olsun. İyi bir şey olunca öyle demezler mi? Öyle demezler. Başka bir şey derler. Başın sağ olsun ne demek o zaman? Ne bileyim ben. Sen babanı çok özlemişsin. Hı hı. Ama senin babana kumarcı Hasan diyorlar. Kumarcı mumarcı senin adı yok ya. Hiç bile. Benim babam var. Hem de dünyanın en kuvvetli babası. Bir de biz görseydik. Göremezsin çünkü o kaptan. Gemisiyle ta Fransa'ya gidiyor. Şapkasında böyle bir aslan var. Ey ahali, Senayi Bey helaya gidiyor. Kemal, gözün aydın. Baban gelmiş. Kaptanların şapkasında aslan olur mu? Yok canım. Olsa olsa çapam artı filan olur. Apo'nun babasının şapkasında aslan varmış. Apo'nun babası kaptan mıymış? Gemisiyle Fransa'ya bile gidiyormuş. Rıfkı'nın Haliç'te takalarda çalıştığını bilmeyen yok ayol. Helade gazete mi okuyacaksın? İtalya çok uzak mı? Sen gidince bir daha gelmeyecek misin? Kemal! Şş, Kemal! Annem ne zaman babamla kavga etti? Beni hep teyzeme götürür. Bu ne? Bir şey değil. Değil de neden hep orada duruyor?
Sen sinemaya geç kalmadın mı? Ha? Gitmesin olmaz mı? İtalya'ya yani. En büyük umudum bir gün yeterli paraya sahip olunca bu lastik çizmelerden alabilmekti. Benim olmasalar bile çizmeler var diye bir gün benim de olabilir demekti bu. Şunları toplayalım. Filme kalmıyor musun ha? Yok, eve gideceğim. Al bakalım. Sağ ol Bekir abi. Ha, yarın erken gel. Afiş dolaştıracağız. Olur abi. Neredeydin sen? Sinemaya gittim. Gel buraya. Hayat dişli bir orospudur oğlum. Hayat karşısında öyle dikkatli olacaksın ki kimseye kolunu bacağını kaptırmayacaksın. Sen de tırnaklı olacaksın. Ama kimsenin de kolunu bacağını kapmayacaksın. Yani demek istediğim... Benim oğlum tırnaklı mırnaklı olmayacak. O insan olacak, insan. Sen tırnaklı oldun da ne halt oldun? Ben sana okuma demek istemiyorum. Oku ama delikanlı da ol. Piyano bacaksız. Bedriye'yle Asiye dedi. Pazarda hırsızlık yaparken gördüm. Yapmazlar. Ama gördüm. Hırsızlık denmez ona. Ekmek parasıdır. Yarın iyi bir yemek yiyeceğiz demektir. Dersini mi çalışıyorsun? Hmm. Kirayı daha sonra versem olur mu? Bu ev bizim beyin akrabasındır. Hiçbirimiz kirayı zamanında ödemeyiz. Sen niye ödeyeceksin? Kamile! Kız! Kamile! Gel gel.
Yürü. Bir sürü madenleri varmış. Harp çıkınca da devlet el koymuş. Kocası da dayanamamış, madenin kapısını asmış kendini. Vallahi çok korktum yakalanırsınız diye. Ne yakalanması? İşte kutu kutu lüks çorap. Biraz dinlenelim de. Daha sonra manifaturcu Hüsnü'ye götürür bir güzel okuturuz bunları. Sevmiyorum böyle şeyleri. Ne sevmiyorsun kız? Senin iki kaynın da hırsız. Mustafa da Hızır da. İşsiz kalınca ne yapıyorlar? Biz yararlanıyoruz ama istemeye. Bu akşam da Kemal, sen, ben, Bedri'ye bir güzel karnımızı doyururuz. İstemeye. Ye Kerim dayı. Ah Kerim dayısız da yapamaz. Bunlar eldiven kız. Ne? Bunlar ne kız? Bunlar ne? Ben sana bunları mı gösterdim? Vallahi billahi senin gösterdiğin kutuyu aldım anne. Allah seni kabul etsin. Hey çocuklar, cenaze var, cenaze. Yavaş. Hadi lan yürüyün. Başın sağ olsun amca. Başın sağ olsun amca. Sağ ol. Sana kaç para verdim lan? Sana ver, mı? Ver. Ben saklayamaz. Ver. Juarez göğsünü gelmiş cesurca dimdik duruyor. Uçlarında süngüsü olan tüfekleriyle bir bölük asker ona doğru yaklaşıyorlar. Yanındaki bir arkadaşı bir şeyler yapın diyor. Yapılacak hiçbir şey yok. İnanca kurşun işlemez diyor Juarez. Bunları nasıl biliyorsun? Ayaklarına bir şey batmıyor mu böyle çıplak? Hadi lan maç yapalım. Hadi ben size gelin be. Bu sefer bacaklarını kıracağım seni. Maç yapalım hadi. Sen karede duracaksın ama olmaz. Tamam. Yürüsene. Hadi bakalım hadi. Yürü. Hadi. Gelsene Kemal. Bu iş bitti Abdurrahman. 3 gün daha rahatsız. Anne. Bu siroz tedavi oluyor mu? Ne bileyim, olmuyor işte. Doktor olmuyor demişti. Gençliğinde içki içer miydi? Hayatında ağzına içki koymamış bir adam. Bizimki gece gündüz içiyor, bir şey olmuyor. Derler ki siroz içkiden olurmuş. Biraz önce sıcak çorba istedi. Ne yağ var ne tuz. Neyle çorba yapacağım? Oğlum ne çekiştirip duruyorsun? Anne gördüm, Kerim Bey'e gitti. Gitmedi, gelecek. İhsan Bey. Öldürecek bu adam beni. Görmek için gülücünü, dağları aştım da geldim. Baba, İhsan abi pencereyi açtı, Feriye abla da kapadı. Ne? İhsan, ne olan öyle deli danalar gibi bağırıyorsun Deyus? Gelirsem şimdi parçalarım seni. Pezevenk. Sen sinemaya geç kalmadın mı oğlum? Gidiyorum baba.
Bu çamaşırların da sonu gelmiyor ki. Sinemaya mı? Evet Hulusi teyze. Yavru, bir yardım et bakalım. Olur Tevfik abi. Oh, anaların en güzeli. Sen hiç böyle yapmazdın, ne oldu? Atımın birinin ayağı kırıldı, vurdular anne. Ne? Babam diye sevdiğimi. Onu vurdular anne. Niye vurdular? Atların ayağı kırılınca vururlar onları. Üzülme oğlum, yarın sana başka bir at alırız. Dalga mı geçiyorsun anne, neyle? Benim burada 40 yıldır sallanıp duran bir altın dişim var. Süttürüp veririm sana. İstemez. Ben arabamı tek atlı yapacağım anne. Ne çok severdi annesini Tevfik abi. Bir de atlarını. Leyla ninenin de oğlu Tevfik'ten başka nesi vardı ki? Kerim Bey geliyor, Kerim Bey. Çıkın. Kerim Bey geliyor. Çıkın, Kerim Bey geliyor. Yine kese kağıdı yapacağız. Bakmayı bırak da ver şunu, iş yapıyoruz. İstanbul'dan da büyük mü? O kadar da değil. Bunlar para resmi mi? Evet. Bizim paralara benzemiyor. Bizans parası. Antika. Antika ne demek? Eski demek. Kıymetli eski şeylere antika derler. Sen antika mısın? Gel. O paraları niye çiziyorsun? Para mı yapacaksın? Hı-hı. Sahi mi? Çok mu? Çok. Bizim için değil mi? Hı-hı. Annemle babam zaten kurtarırsa bizi Kerim Bey kurtarır diyor. Sahi neden kurtaracaksın? Fakru zaruretten. O dediğin olmayınca kurtulur mu insan? Bilmem. Bazı şeylerden belki. Kerim Bey çok paramız olsun. Gene bu evde oturalım. Oraya gitme.
karım mı? Niye sordun? Herkesin karısı var da. Napoli işte. O Napoli. Peki neden Feriha ablamın ismi İstanbul değil? Feriha ablanı çok seviyorsun değil mi? Feriha abla. Güzel kadındı Feriha abla. Bunca yıllık komşumsun Feriha. Ben sizin gibi karı koca görmedim. Kumrular gibisiniz. Böyle olacağını onu daha ilk gördüğümde anlamıştım. Çünkü gözlerimi gözlerinden kaçırdığım ilk adam oydu. Berlin'den yeni gelmişti. Ben de o sırada Adem Bey'le evliydim daha. Berlin'de okurken tüttürüp durduğu şu şey var ya, ona alışmış. Sonunda okuyamamış, perişan olmuş, dönmüş. Babası ona dükkan açmıştı. Orada çalışmaya başlamıştı. Her gidişimde böyle bakışırdık. Bana mektup verirdi kese kağıdının içinde. Sonrasını çok anlattım işte Zina, Mina. Kocanızdan korkmadınız mı? Sena'yı o kadar çok seviyordum ki. Korkmak aklıma bile gelmedi. Adem Bey bizi bastırdı. İkimiz de hapislerde yattık. Sonra da evlendik. Zor adamdır ama olacak o kadar. Buralarda başka kimin? Berlin'de felsefe okumuş kocası var. Bu ne bu? Tino Rossi. Ha. Biliyor musun? Sizin aşkınız da filmlerdeki büyük aşklar gibi be Feriha. Aa, şuna bak, nereme bakıyor? Allah! Ah! 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 Anne! Ah! Yetişin komşular! Yetişin! Ah! Annem kendini kuyuya attı! Ne söylesen haklısın teyze. Biz senin için ne yapabiliyoruz ki? Bir sigaran var mı Feriha? Ne var? Ne oldu burada? Hiçbir şey olmadı. Annem intihar etti. E orada oturuyor ya. Git içeri uzat. En sıkışık anlarımızda gelirdi. Hızır amcaydı. Gerçekten Hızır dağıdı. Bir keresinde... Bu hafta sonu veririz alacağınızı. Feriha haftalığını alınca veririz. Dinlemem. İşe başlayacağım. Daha önce de verebiliriz. Oo Senayi Efendi, sen masal atıyorsun masal. Ben paramı isterim. Akşam Feriha gelsin, onu anlatırım, bir çaresine bakarız. Alacağınız onun yarım haftalığı bir şey değil, verebiliriz. Şu Udu rehin alıyorum. Parayı ödeyince iade ederim.
Versene adamın odunu. Bak bekliyor. Siz karışmayın bu işe efendim. Ver. Ver. Al. Gel. Sen ne akla müdahale ediyorsun efendi? Sizi alakadar etmez. Git. Bekir abi. Al bakalım Kemal. Bundan sonra gelme artık. Havalar soğuk olmaya başladı. Kapatıyoruz. Baba baba uyan. Senay abi yanıyor. Senay Bey. Senay Bey. Ulan vallahi yanıyor be. Hey. Amile. Feriha, ey ahali. Ay ne oldu? Canım, canım ne yaptın? Canım. Ne yaptın canım? Ne yaptın? Hani münevver hayret, hayret. İnanamıyorum. Hala kötü bir laf etmiyor ayağım. Öf. Neyse zamanında yetişmişiz hiç olmazsa. Feriha, Hitler geliyor. Ya beni de askere alırlarsa? Geçti canım. Geçti tatlım. Sigarayla yanmış yatak. Birader, biz de zamanında içtik bu boku. Ama dikkatli olmak lazım. Ruhunu dinlendirmek için başka yollar da var. Ruhumu değil ki. Beynimi dinlendirmek için. Ne oldu? Ev yandı. Ey ahali, helaya gitmek isteyenler hemen gitsinler. Çünkü Kemal Bey helaya gidiyor. Hayır, önce ben gideceğim. Ay dur bekle, ben gideceğim. Hayır, ben gideceğim. Ay gidiyor, bak yine koşuyor. Ay nasıl koştum ya. Ali Şim'in kaşları karar, aman sen açtın sihir. Bak ya bak ne kadar güzel. Bütün gün Beyoğlu'ndan çamaşır topladı. Fırından köz getirdi. Çamaşırları yıkadı, karnını doyurdu. Şimdi şarkı söyleyip mutlu olabiliyor. Şarkı söyleyebiliyor. Düşün bir kere.
Üstelik sesi de güzel değil. Ayşe'nin kaşları kar aman. Resimler de güzelmiş. Hoppa, sağ ol. Hayırlı işler Tevfik Efendi. Eyvallah Senayi abi. Arabacı Tevfik'e efendi diyen tek insan Senayi abiydi. Ne yapıyorsun sen? Resimlere bakıyordum. Sinemaya gitmeyeceğim mi? Sinema kapandı. Kapandı mı? Kapandıysa boş boş oturup resim mi bakacaksın? Ne yapıyorsun Hasan? Sen karışma, zaten hep senin yüzünden bu hale gelmiş bu herif. Ne varmış halinde? El alemin çocuğu bu yaşta eve ekmek getiriyor, bizimki kitap karıştırıyor. Hasan, Hasan açtırma ağzımı. Aç ulan aç, ne diyorsan de. Babasından mı selam istiyorum? Kes be, yeter be, açtırma ağzımı. Ben bu hale düşecek adam mıydım be? Bizim aklımız yok muydu? Biz okuyamaz mıydık? Yok muydu aklımız? Yediniz ulan başımı, siz yediniz. At ulan ceketi aşağı. Tevfik, beni çarşıya kadar atsana. Gel Hasan abi. Kim çocukların avunmaya ihtiyaçları yok der de onları hafife alırsa yanılır. O minik yüreklerinin yalnız oyunla avunabileceğini sanmak ne büyük bir yanılgı. Yaşamım boyunca babamın beni bir kez daha öptüğünü anımsamıyorum. Biraz tuz. Yağ var mı ya? Şöyle misler gibi dökerdik biraz paparanın üstüne. Ulviye şunu sula da Senayi'ye götüreyim. Hı hı. Dışarıda yemez o. Senayi Bey! Senayi Bey! Alman orduları Fransa'yı işgal etmiş, duydunuz mu? Hitler işgal etmiş Fransa'yı. 3 saatte Belçika, sonra Fransa. Al bakalım bu akşam papara. Hitler bu. Yazık bu güzelim dünyaya. Deli bu adam, deli. Kana bulacak bu güzelim dünyayı. Boş ver sen Hitler'i, ye yemeğini. Feriha, seni seviyorum. Ben senden daha yüksek yazıklarım. Ah, Abdurrahman'a götüreyim. Senden daha yüksek yazıklarım. Şimdi gelirim. Siz başlayın. Tamam. Tamam. Kerim de ya. Çabuk gel, soğutma yemeğini. Duyanlar da kuzu dolması var zannediyor. Kerim Dayı, Kerim Dayı. Piyano bacaksız. Yemeğini getirdim Kerim Dayı. Gene gidecek misin? Hmm. Bunları almayacaksın değil mi? Hayır. Onları götürürsen bir daha gelmeyeceksin değil mi? Sen yemeğini yedin mi? Kerim de piyano piyano ne demek? Yavaş yavaş demek. İtalyanca. Sen İtalyanca biliyor musun? Nerede kaldın? Buz gibi oldun. Piyano piyano oğlum. Ne piyanosu be? Yavaş yavaş demek. Akıllım İtalyanca. Sen İtalyanca biliyor musun? Kerim Bey yarın sabah gidiyor ama gelecek. Duvardaki torbasını almadı. Kim istiyor? Yemedi. İlle de sıcak bir çorba diye tutturdu. Ama da bunlar büyümüş. Artık horoz altında yatar olmuşlar. Ama bunlar çapkın olmuş artık, çapkın.
Yavrularım benim. Gel bir. Gel bir. Gel bir. Yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Akşama da tavuk yahnisi var. Değil mi? Hırsızlar! 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 Utanmazlar! Aç köpekler! Ak kızımdan ne istediniz? Polise vereceğim sizi! Polise! Sadık Hanım, Allah aşkına bağırma. Senin başının altından çıktı değil mi yüzlükler? Ağzını topla be tavuk çobanı. Bu ev mahallenin yüz karası be. Günah çıkarımı be. Hepiniz hırsızsınız. Biz namuslu hırsızız kızım. İki taneden birini çalarız. Senin kocan gibi katır yüküyle götürmüyoruz. Sıdık Hanım, tavuğu ödünç aldık. Vallahi en kısa zamanda geri veririz. Hastamız vardı, çorba yaptık. Haram olsun. Kursağınızda kalsın. Bitti mi Çengi Kare? Sen kocana güvendiğin için bunu söylüyorsun. Tabii kocasına güvenecek. Senin kocana mı güvenecekti? Sen sus çamaşırcı kare. Bir tavuğunu çaldık yedik. Borcumuz olsun. 4 tavuk birden veririz. Hı. Çaldığımıza göre demek ki çalacak duruma gelmişiz. Ne uzatıyorsun be? Geride kalan birçok tavuğun var. Hadi şimdi çek git. Hele bir vermeyin. Hele bir vermeyin. Alırsın, alırsın. İçin sesini gibi rahmetin. Koş buraya, al şunları içeriye. Koş ıslanacaksın. Koş diyorum. Senayi Bey helaya gidiyor. Yaz bitti artık, bitti. Bakalım kış nasıl geçecek. Allah Avrupa'daki adama etsin. Hitler midir nedir etmediğini komadır. Bizim başımızdaki ne çekiyorsak ondan çekiyoruz. Süpürge yiyen bile varmış halk arasında. Adam ne yapsın, tedbirli olmak mecburiyeti. Halimize şükredelim. Öyle giderse ekmek karneye bağlanacak diyorlar. Feriha, sana bir şey söylemek istiyorum. Üzüm satmak için gidiyorum ya, üzüm satmıyorum. Beceremiyorum diye değil. Orada olmak, senin işten çıkıp gelişini özlüyorum. Seni beklemek çok hoşuma gidiyor. O üzüm sepetinin başında beklemenin beni yaşatan bir anlamı var. O da sensin. Sevginin böylesini anlamam mümkün değildi o zaman. Ama şimdi onca yoksulluk içindeki öyle bir aşkı kıskanmamak elde değil. Feriha, lambayı söndür. Bak şimdi her taraf kararacak. Bak gördün mü? Bu karartma düşman uçakları için yapılıyor. Hitler kim? Sen nereden biliyorsun Hitler'i? Ulviye teyze söyledi. Hitler kötü mü? Kötü. Buraya gelir mi? Belli mi olur? Ama biz onu döveriz değil mi? Döveriz. Hızır amcam, Kerim dayı. Sen? Ya sen? Ben de. Oh. Ulan Aslan ordusu! Adınızı nasıl da bilirsiniz? Ulan felek vurduysa yerinden kalkıp sen de ona geçireceksin. Böyle oturmakla olmaz. Ne yapalım Hızır? Ne yapalım mı var mı? Yapacak bir şey vardır. İnsanoğlu bu tabiatta aç kalır mı be? Burası tabiat değil ki İstanbul.
Bunları almaya nereden para buldun? Ne parası? Yoksa. Yoksa moksa yok. Dükkanın önünde duruyordu. Para anlıkta kolay oldu. Yalnız borular çok zor yerdeydi. Ancak bunları kapabildim. Hadi şimdi siz şunları kurun. Ne yapsaydın peki? Aç aç oturup donsa mıydınız? Hadi kurun şu sobayı. Gördün mü, görmedin mi, yoksa bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bildiğim tek şey, bir güç düştü bizim bahçeye. Tüm iyi yüreklileri, tüm almadan verenleri, tüm eli açıkları ve gönlü yüceleri topladı bir araya. O evde gerçekleşenler onun gücünden olmasa bile ben onu öyle sanıyordum. Piyano bacaksız. Geleceğini biliyordum Kerim Bey. Kuyu. Bırak şimdi kuyuyu. Bak. Paralar. Çok paralar yaptın. İşte yemek. İşte okumak. İşte yaşamak. İşte Sıdıkan'ın tavukları. İşte İtalya. İşte Napoli. Hey bacaksız. Tamam, piyano. Kalkın, Kerim Bey geldi. Çok paraları var, kalkın. Çıkın hadi, Kerim Bey geldi. Çok paraları var. Çıkın, Kerim Bey geldi. Çok paraları var, kalkın. Kalkın, çok paraları var, Kerim Bey geldi. Kerim Bey geldi, kalkın. Çok paraları var. Anne, anne. Yavaş oğlum, duydum, ne var? Para var anne, çok paralar. Ne oynayıp duruyorsun düğmelerle sanki elektrik varmış gibi. Dur oğlum dur dur. Nerede paralar ha? O zaman İran Büyük İmparatorluk neredeyse bütün dünyaya hükmedecek. İşte o devirde Darius İran hükümdarı oluyor. Oluyor ama hileyle oluyor. Vay alçak vay. Şahın ayağını kaydıracak. Thank you.
Annem söylenip duruyor, bir de fasulye yesin bari dedik. Bizimkiler aç kalınca kavga bile etmiyorlar. Asker abi, biz evde 3 kişiyiz. Evde başka yemek yok. Bir kepçe daha koysana. Abicim sen dönüp de bir arkana baksana. Bunca millet bir kepçe için bekliyor. Hadi yürü. Bir kepçe daha koysaydı ne olurdu sanki? Komutan bizim için fazla fazla pişirtiriyor. Komutan bizi ne bilsin lan? Nereden akıllarını esmiş de gitmiş yemek almış bunlar? Ne var bunda, mis gibi yemek. Bunlar artık yemekler değil mi? Hmm, tabak artığı değil. Karavanın dibinde kalmış yemek. Tertemiz. Hem de helmelenmiş. Su katıp çoğalttığın iyi oldu. Geriye dönüp bakıyorum da biz 50 yıl önce açtık ama açlığımızı da adam gibi yaşıyorduk. Mutluyduk. Bugün bunu söylemekten utanmıyorum. Hanginiz Senayi? Hanginiz Senayi Yıldız? Benim. Biraz gel hele. Yukarıdan çeketimi alıp geleyim. Ben de seninle geleyim de. Peki, istersen gel. Sen bekle. Feriha'ya söyleyin geleceğim. Bir şey yok. Yemeğimi de ona verin. Acaba şey yüzünden mi? Ha? Hay Allah. Kemal. Gel gel. Fırına git. 5 kuruşluk ekmek hamuru al gel. 3, 4, 5. Ayak başlasın. Bir şey mi istiyorsun? Muhallebi ne kadar? 5 kuruş. Bunlar altın para mı olacak şimdi? Çukuru açtık Kerim dayı, tamam. Herkesin gökyüzünde bir uğur yıldızı var derler ama benim gibi evinin bahçesinde yıldızı olan çocuk hiç görmedim. Karakola gitti. Hiçbir şey söylemiyorlar. Gelir bacım, merak etme bacım. El gibi adam şuradan şuraya gitmedi haftalardır. Ne suçu olur. Senayi geldi. O geldi. Senayi. Baba. Yavaş oğlum. Nesi var bunun? Senayi polisler götürdü. Merak etmeyin, gelir. Ben yokken ne yaptınız? Nasıl idare ettiniz? Her zamanki gibi aç kalarak.
Bak şimdi seninle güzel güzel konuşmaya da gelmiyor. Çekip gittiğinde kalan biraz rakım var. Ah be. Ne güzel. İnsanın evi gibi yok vallahi. Ah. İnsan insanı sever. Niçin sevdiğine ilişkin bazı şeyler de söyler. Ama gerçekte sevgisini oluşturan şeyi söylememiştir. Sağ ol. Haydi çıtır çıtır akşam simidi bunlar. Ne haber lan? Çok tatlı mı? Alsana. Yok tokum, tat daha iyi. Benim sihirli yıldızımdı o. En azından öyle zannediyordum. Şimdi düşünüyorum da gerçekten var mıydı yok muydu hala bilemiyorum. Ne o küçük bey? Canın sıkılıyor galiba ha? Hadi biraz su dök bakalım şunun üstüne. Aa Senay abi. Merhaba Kemal. Merhaba Hülya Hanım. Geçmiş olsun Senayi bey. Sağ ol. Feriye abla Senay abi geldi. Günaydın. Merhaba. Hoş geldin Senay Bey. Merhaba. Geçmiş sağ olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Hoş geldin. Senay. Askerlik için gelmişler. Ne? Sen askerlik yapmamış mıydın? Tabii yaptım. Hitler az önce ihtiyaç sabiti olduğum için beni orduya almak zorunda kaldılar. Heriften Berlin'de kaçtık burada yakaladı. Kemal. Aslan gibi olmuşsun Senayi kardeş. Bu halinle askerler seni selam durur mu Senayi abi? Dururlar herhalde. Bilmem ki. Durmaz olur mu ya? Biz askerde bu elbisenin karşısında tir tir titrerdik. Şimdilik kışla da tutacaklarmış. Sonrası belli değil. Savaş bitene kadar tutarlar herhalde. Feriha size emanet. Şimdilik hoşça kalın. Seninle gelebilir miyim Senayi abi? Hadi gel. Senayi abi kışta gitmeden önce biraz dolanalım mı? Yok. Hadi ne olur. Peki dolanalım bari. Senayi abi. Hadi sen dön artık. Bahriye kıyafeti çok yakışmıştı Senayi abiye. Ama onun gibi bir insanın düşmanı dahi olsa birini öldürebileceğini düşünemiyordum. Allah'tan harbe girmedik. Olmuş değil mi? Şimdi asıl mühim meseleye sıra geldi. Çok az da olsa biraz altın bulmamız lazım. Ne? Altın mı? Altın ha. Bizim mutfak tel dolabında var. Kemal koş getir oğlum. Annemin altın dişi. Aa, aramızda zenginler de varmış. Verir mi? Yeni bir at almam için veririm demişti ama. İsteyelim. Anneciğim, hani atımın öldüğü gece yeni bir at almam için ağzımdaki altın dişimi veririm demiştin. Hatırladın mı?
Tabii hatırladım tabii. İnsan evladı için ne yapmaz ki oğlum? Yine verir misin? Veririm, veririm. Ver öyleyse. Yeni bir at mı alacaksın? Hayır ana, bize lazım. Siz kim? Evdekiler. Hayır olmaz. Ben o dişimi cenaze parası olarak saklıyorum. Ben de atımı satarım. Aa, dur yapma. O bizim ekmek paramız. Aha işte bak burada. Yalnız birinin çekmesi lazım. Buldum. Evet, Leyla Hanımefendi, merak etmeyin. Hiç canınız yanmayacak. Pamuk Pamuk. Leyla Hanımefendi, biraz bekliyorum. Alkol tesirini göstersin de canınız yanmasın diye. Canınız yanmadı değil mi Leyla Hanım?
Kerim dayının yokluğu muydu beni üzen yoksa? Paramızın olması, sevgimizi, mutluluğumuzu bitirecek miydi? Acaba bunun için mi üzülüyordum? Kemal? Piyano bacaksız. Tarafında yepyeni bir dükkan. Camdan bakıyorum. İçeride kelli felli bir adam. Para saymaktaki. Çok mu çok? Giriyorum içeri. Selam filan. Arkama, etrafıma filan bakınıyorum ki sanki birisi görmesin diye. Artistik yapıyorum tabii. Koyuyorum torbayı masanın üzerine. Bu ne diyor? Hayvansaray'da kazı yaparken buldum. 3-4 kilo altın para. Antika. Gene böyle tedirgin. Geriye sokağa bakıyorum. Sonra elimi torbaya sokup bir avuç çıkarıp masanın üzerine koyuyorum. Eski para. Küflü müflü. Altın mı bunlar yani diye soruyor bana. O kadar da keriz değil tabii. Güvendiğin bir kuyumcu varsa git sor. Hem kaç ayar onu da öğren. Bizi ele vermez değil mi? Ben hükümetten korkarım diyorum. Adam düşünüyor. Paralar yarı yarıya. Kaç kilo dedin? Rahatlıyorum. Vallahi var 3-4 kilo kadar diyorum. Adam alıp torbayı içeri gidiyor. Tartacak tabii. Hemen elim cebime atıp altın kaplı olanı avucumun içine yerleştiriyorum. Adam geliyor. 3 kilo. 3 kilo diyor. Yalan. Sahtekar. Sen şimdi beni burada bekle. Ben hemen gelirim derken durdu. Dur. Kapıyı kapatıyor. Yaklaşıyorum. Sanki torbayı elinden alacakmış gibi tutuyorum sımsıkı. Bizi ihbar etmez değil mi diye soruyorum. Endişe edip, korkarak. Sonra adamı kolundan tutup yandaki küçük odaya sokuyorum. Avcumun içinde altın para. Sonra elimi torbaya sokup karıştırıyorum. Hop! Elimi dışarı çıkarıyorum. Avcumu açıp küflü altın paranın altın köşesini hırkamın köşesiyle ovmaya başlıyorum. Çakı gibi bir şey istiyorum. Sonra çakıyla pırıl pırıl parlayan altının bir köşesini kazımaya başlıyorum. Altın tozlarını görünce adamın gözü dönüyor. Al bunu götür. Kaç ayar öğren. Kuyumcu definenin yerini bilmesin diyorum. Gidip geliyor acele. Ağzının suları akmış. Sonra yüzünü buruşturuyor. Altın ama 12 ayar. Diyor. Yalan. Sahtekar tabii.
Ulviye. Gel gel. Al bu seni. Apo'da simit satmayı bırakıp okusun artık. Tevfik. Al bu seni. Kendine güzel iki at alırsın. Bu da annenin cenaze parası. Münevver. Abdurrahman Bey'i iyi bir hastaneye yatırırsın. Kamile. Bu senin. Hasan gel. Kemal'in okul masrafı da var. Feriha. Artık fabrikada tütün sarmayı bırak. Hı? Hanımefendi, siz bu eve pek yakışmıyorsunuz. Güzel bir eve çıkın. Asiye, alışverişlerinde biraz daha dikkatli ol. Ha Ulviye, bunu tavukçu Sıdıkaya ver, 5-6 tavuk alsın. Ama verirken küfretme. Yarım yüzyıl önce yaşadığım bu evimizin insanlarını düşündüğümde onlara haksızlık etmemeye çalışırım. İyi ve kötünün ötesinde yargılamadan düşünürüm. Evimiz bir zaman için yine evimiz olarak kaldı. Sonra herkes bir yerlere dağıldı. Sevginin doyumsuzluğunu, sevecenliğini birlikte yaşadığım acılı ama yüreği yaşamla dopdolu bu insanların dağılmaları yalnız beni değil, uzun bir süre yaşamı paylaştığımız evimizi de sevgisiz bıraktı. Hey bacaksız! Piyano piyano! Kerim dayı İtalya'dan bir daha dönmedi. Küçükken çok sıkıldığım zamanlar gözlerimi kapar geçti bunlar. Bir an sonra yok. Gözlerimi açınca hiçbiri kalmayacak diye düşünürdüm. Kalmadılar işte. Sevgisiz hiçbir şeyin asla yaşayamayacağı bir dünya içinde var olmak ne mutlu.